Merhaba değerli izleyiciler. Bu serimizde kozmolojide önerilen evren modelleri hakkında bilgiler vereceğiz ve imkanları üzerinde tartışmalarda bulunacağız. Bu bölüm özelinde ise salınımlı evren modelini inceleyeceğiz. Salınımlı evren modeli tekillikten genişleyen ve geri daralan bu döngüyü sonsuza kadar tekrarlayan bir kozmos varsayar. Bu fikir büyüleyici olsa da modern fiziğin prensiplerine dayanan önemli eleştirilere yol açmaktadır. Dilerseniz şimdi de iddiaları inceleyelim ve bunların fizik yasaları ve kozmolojik kanıtlarla uyumunu değerlendirelim. Özünde salınımlı evren modeli, evrenin her aşamasının genişlemeyi ve ardından daralmayı içerdiği sonsuz bir sıçrama dizisi geçirdiğini ileri sürmektedir. Bu döngüsel süreç, kesin bir başlangıcı veya sonu olmayan dinamik bir evreni ima eder. Ve bu model simetrisi ve felsefi çıkarımları nedeniyle kavramsal olarak çekici olsa da temel fizik yasaları ve kozmolojik gözlemler hakkındaki mevcut anlayışımızda çelişmektedir. Model yerleşik fiziği birkaç şekilde ihlal etmektedir. Özellikle evrenin daralmadan genişlemeye geri dönmesi için, yani bunu zıplama deniyor, bir kuvvet veya mekanizmanın çöküş sırasındaki ezici kütle çekim kuvvetine karşı koyması gerekir. Şu anda bilinen hiçbir fizik yasası böyle bir tersine dönüşü öngörmüyor. En güvenilir kütle çekim teorimiz olan genel görelilik daralma sırasında bir tekilliğe yol açar. Bildiğimiz fizik yasalarının işlevini yitirdiği bir duruma da karşılık gelmektedir bu. Termodinamiğin ikinci yasası ise entropinin, yani düzensizliğin sürekli artmakta olduğunu belirtir. Döngüsel bir modelde her zıplama entropi biriktirir ve bu da giderek düzensiz bir evrenle sonuçlanır. Sayısız döngü boyunca bu her bir sonraki evreni daha az tutarlı hale getirmekte ve sürekli bir döngü fikrini de zayıflatmaktadır. Evrenin nihai kaderi birkaç ölçülebilir parametreye bağlıdır. Gerçek madde yoğunluğunun kritik yoğunluğa, omega'ya oranı, evrenin sonunda çöküp çökmeyeceğini veya sonsuza dek genişleyip genişlemeyeceğini belirler. Gözlemsel kanıtlar hem sıradan hem de egzotik maddeyi içeren omega'nın kritik eşiğin altına düştüğünü ve sonsuz genişlemeyi desteklediğini de gösterir. Karanlık enerji tarafından yönlendirilen kozmik ivme gözlemleri ilk olarak tip 1A süpernova ölçümleriyle ortaya çıkarılmıştır. Çöküşe yol açabilecek bir yavaşlamaya karşı güçlü bir argüman sunmaktadır. Evrenin yaşının ve genişleme oranının Hubble sabiti aracılığıyla kesin olarak ölçülmesi, döngüsel daralmadan ziyade sürekli genişleme modelini daha da doğrular. Omega'nın belirlenmesi evrendeki tüm madde ve enerji formlarını hesaba katmaya dayanır. Sıradan madde, yani baryonlar, nispeten iyi anlaşılmış olsa da nötrinolar ve kara delikler gibi egzotik bileşenler önemli zorluklar ortaya koyar. Bunlardan ilki neredeyse kütlesiz parçacıklar olan nötrinoların zayıf bir şekilde etkileşime girmesi ve ölçülmesi sorunudur. Genel yoğunluğa katkıları aktif bir araştırma alanı olmaya devam etmektedir. İkincisi, ışık yaymayan bu gizemli nesneler evrenin kütle enerji içeriğine katkıda bulunur. Ancak toplam katkıları en iyi ihtimalle varsayımsaldır. Bunlar evrenin enerji bütçesine hakimdir. Karanlık enerji hızlanan genişlemesini yönlendirir ve karanlık madde kozmik yapılar üzerindeki kütle çekimsel etkilere katkıda bulunur. Hiçbiri daralan evren modelini desteklemez. Mevcut en iyi verilere dayanarak evren sonsuz bir genişleme yörüngesine yerleştirilmiştir. Bir büyük soğuma senaryosu bu bağlamda önerilir. Burada galaksiler gözlemlenebilir sınırların ötesine çekilir, yıldızlar nükleer yakıtlarını tüketir ve entropi soğuk, seyreltik bir evrende maksimuma ulaşır. Bu sonuç gözlemlenen alt kritik yoğunluk, omega küçüktür 1 ve hızlandırılmış genişlemeyi yönlendiren karanlık enerjinin varlığıyla uyumludur. Genişlemeyi tersine çeviren koşullar gerektiren salınımlı model bu gözlemler altında mantıksız hale gelir. Madde yoğunluğu yer çekimi çöküşünün tersine dönmesi ve entropi birikimi hakkındaki varsayımları bilinen fizik yasalarına ve deneysel kanıtlara doğrudan aykırıdır. Şu anki haliyle evren karanlık enerjinin etkisi altında genişlemenin sonsuza kadar devam etmesiyle büyük bir soğumaya doğru gidiyor gibi görünmektedir. Evrenin kaderine ilişkin anlayışımızı daha da geliştirmek için devam eden çabalar şunlara odaklanmalıdır. Omega, Hubble sabiti ve karanlık enerji parametrelerinin ölçümlerinde hassasiyeti arttırmak.
karanlık enerjinin temel doğasını ve zaman içindeki potansiyel evrimini araştırmak. Ve son olarak da tekillikleri ve kozmolojik sıçramaları değerlendirecek kuantum çekim teorileri geliştirmek. Evrenin kökeni temelde tekillik kavramına bağlıdır. Uzay zamanın klasik fiziğe göre davranmayı bıraktığı noktayı temsil etmektedir. Ve tekillik içinde geleneksel zaman akışı mevcut değildir. Bu uzay zamanın doğuşu olarak büyük patlamanın zamanın kökenini işaret ettiği anlamına gelir. Einstein'ın göllük teorisi uzay ve zamanın dört boyutlu bir süreklilik olan uzay zamana iç içe geçtiğini göstererek anlayışımızı kökten değiştirmiştir. Sonuç olarak uzayın çöküşü daralan bir evrende olduğu gibi kaçınılmaz olarak zamanın çöküşünü de gerektirir. Bu salınımlı evren modelinin temel bir eleştirisine yol açar. Evrenin döngüsel genişleme ve daralmayla uğraşması için zamanın kesintisiz devam etmesi gerekmektedir. Ancak evren bir tekilliğe doğru daralırsa zaman var olmaktan çıkar ve bir sıçrama veya sonraki yeniden genişleme olasılığını ortadan kaldırır. Bu anlamda daralan bir evrenin sonu zamanın kendisinin sonunu ima eder ve döngüsel sonsuzluk kavramının savunulamaz hale gelmesine yol açar. Entropinin herhangi bir kapalı sistemde geri döndürülemez şekilde arttığını belirten termodinamiğin ikinci yasası, salınımlı evren modeline aşılamaz bir engel daha sunmaktadır. Döngüsel bir evrende entropi her daralma genişleme döngüsü boyunca birikir. Zamanla bu birikim yeniden genişlemeyi kolaylaştıracak kullanılabilir enerjinin kalmadığı bir termodinamik çıkmaza yol açar. Enerji kayıpları nedeniyle her sıçrama yüksekliği azalan, zıplayan bir topu düşünün. Sonunda top durur. Benzer şekilde evrenin döngüleri termodinamik dengeye doğru bozulur ve daha fazla salınım engellenir. Model her döngünün bir öncekine göre fiziksel olarak bağlı olduğunu varsaymaktadır. Ancak artan entropi sonraki evrenlerin temelde daha az organize olmasını sağlayarak gerekli fiziksel sürekliliği bozar. Bu nedenle salınımlı evren modeli sonsuz döngüler için gereken termodinamik uygulanabilirliği korumada başarısız olmaktadır. Gözlemsel astronomiden elde edilen deneysel kanıtlar salınımlı evren hipotezini daha da geçersiz kılmaktadır. Bir daralma evresinde artan yoğunluk yeni kara deliklerin oluşumuna ve önceden var olanların birleşmesine yol açar. Bu süreçler döngüsel simetri için gereken homojenlikten ziyade homojensizliklerin hakim olduğu bir evrende sonuçlanır. Salınımlı evren modeli başlangıç durumuna simetrik bir dönüş öngörmektedir. Ancak bu kara delik birikimi ve çöken bir evrendeki tek düzeliğin eksikliği nedeniyle giderek düzensizleşen madde dağılımıyla çelişmektedir. Evren önceki dönemlerden örneğin kozmik mikrodalga arka planı gelen radyasyonu korur ve yıldız süreçlerinden ek radyasyon kazanır. Daralma sırasında bu birikmiş radyasyon her sıçramada daha yüksek sıcaklıklara yol açar. Maddeden radyasyona artan enerji transferiyle ardışık büzülme evreleri hızlanacak ve salınımlı davranış daha da istikrarsızlaşacaktır. Salınımlı evren modeli genişleme ve büzülme evreleri arasındaki simetri varsayımına dayanır. Ancak yeniden genişleme mümkün olsaydı, sonraki evrenler artık radyasyon enerjisi ve birikmiş entropi nedeniyle daha hızlı genişlerdi. Bu sonunda evrenin çökmesini önleyecek ve modelin öncülüğünü çürütecektir. Önde gelen fizikçiler Igor Novikov ve Yakov Zeldovic salınımlı evrenin simetrik döngüleri sürdüremeyeceğini göstermiştir. Çalışmaları modelin kaçınılmaz olarak standart büyük patlama kozmolojisiyle uyumlu, sonlu bir başlangıç kavramına geri döndüğünü vurgulamaktadır. Salınımlı evren modeli zamansal veya mekansal sınırları olmayan bir kozmos öngörerek sonlu bir başlangıç fikrine bir alternatif sunmayı amaçlamaktadır. Ancak termodinamik genel görelilik ve gözlemsel veriler tarafından dayatılan kısıtlamalar bunu mantıksız hale getirir. Bunun yerine modern kozmoloji şunları kabul eder. Uzay zamanın kökeni olarak büyük patlama burada öncenin fiziksel bir anlamı yoktur. Çünkü zamanın kendisi evrenle birlikte ortaya çıkmıştır. Sürekli genişleyen bir evrende termodinamik bir ölüme yol açan artan entropinin kaçınılmazlığı büyük soğumaya karşılık gelir. Radyasyon birikimi ve yapısal homojensizliklerle kanıtlandığı gibi evrenin başlangıç ve potansiyel son durumları arasındaki asimetriyi vurgulanmıştır. Evrenin kaderi ister ebedi genişleme, ister ısı ölümü, isterse başka bir sonuç olsun gözlemlenebilir gerçeklikle ve yerleşik fizikle uyumlu olmalıdır.
Şimdi de evrenin başlangıç koşullarının galaksilerin ve yıldızların oluşumuna izin vermesi için gereken hassas dengeyi vurgulayacak olursak. Büyük patlama aşırı patlayıcı bir olay olsaydı madde uzaya çok hızlı dağılırdı ve galaksilerin ve yıldızların oluşumu için gerekli olan kütle çekimsel kümelenmeyi engellerdi. Tersine daha zayıf bir büyük patlama kütle çekimsel kuvvetler nedeniyle anında bir çöküşe neden olurdu ve bu da yine büyük ölçekli yapıların oluşumunu engellerdi. Genellikle kritik genişleme oranı olarak adlandırılan bu hassas denge, evrenin evriminde bulunan ince ayarı gösterir. Bu orandan küçük sapmalar ya yapıdan yoksun ya da tekilliğe çöken kökten farklı bir kozmosla sonuçlanır. Bu kritik dengeye ulaşma olasılığı ucu üzerinde mükemmel bir şekilde dengede duran bir kaleme benzetilir. Bu böyle bir ince ayarın kendiliğinden meydana gelmesinin istatistiksel olarak olası olmadığını vurgulayan bir benzetmedir. Sanılımlı evren modeli her genişleme ve daralma döngüsünün bu kritik dengeye ulaştığını varsayar. Bu varsayım birkaç teorik ve empirik tutarsızlığı da ortaya çıkarmaktadır. Model kritik genişlemenin oranının her döngüde hassas bir şekilde yeniden üretilmesini gerektirir. Bu bir kalemin sadece bir kez değil dış bozulmalara rağmen tekrar tekrar ucu üzerinde mükemmel bir şekilde dengede durmasına benzer. Böyle bir kesinliğe harici bir yönlendirme mekanizması olmadan ulaşmanın imkansızlığı modelin makul olup olmadığı konusunda sorular ortaya çıkarır. Çökmüş bir evrenin yeniden açılması şu anda anladığımız şekliyle kütle çekim yasalarıyla çelişir. Çökmeden kaynaklanan tekillik bilinen fiziğin bozduğu bir durumu temsil eder ve bu durumu tersine çevirecek bir mekanizma yoktur. Termodinamiğin ikinci yasasını gerektirdiği gibi kapalı sistemlerde entropi yani düzensizlik artar. Her salınım entropi yükseltir. Sonraki döngüleri daha az düzenli hale getirir ve nihayetinde yeniden genişlemeyi de engeller. Einstein'ın gölgelik kuramına dayanan çalışmalar büyük patlamanın hem zamanın hem de uzayın kökenini temsil ettiğini göstermektedir. Bu anlayış zamanın kendisi bir tekillikte var olmaktan çıkacağı için sanılımlı evren modelinin sonsuz döngüler öncülüğüyle çelişmektedir. Gözlemler evrendeki maddenin büyük ölçeklerde homojen olarak dağıldığını göstermektedir. Sanılımlı evren modeli bunu hesaba katmada başarısızdır. Çünkü büzülme aşaması kara deliklerin oluşumu ve etkileşimi tarafından yönlendirilen homojen olmayan madde dağılımlarına yol açacaktır. Bilimsel kanıtlar sanılımlı evren modelini daha da zorlamaktadır. Evren bir tekilliğe çöktüğünde fizik yasaları yeniden genişleme için bir mekanizma sağlamaz. Yer çekimi kuvvetleri baskındır ve bir sıçrama için hiçbir yol bırakmaz. Bu evren modeli çöküş evrelerinde kara delikler ve diğer homojensizlikler tarafından bozulacak olan maddenin gözlemlenen düzgün dağılımını hesaba katamaz. Karanlık enerji tarafından yönlendirilen kozmik ivme gözlemleri evrenin genişleme hızının arttığını göstermektedir. Bu eğilim gelecekteki daralmayı daha da engelleyecek salınımlı davranış olasılığını etkili bir şekilde ortadan kaldırır. Salınımlı evren modeli evrenin her döngüde kritik bir oranda genişlediğine dayanır. Yeniden genişleme mümkün olsaydı sonraki döngüler artık radyasyon ve enerji transferi nedeniyle giderek daha hızlı oranlarda gerçekleşirdi. Bu artış sonunda sürekli genişlemeye yol açar ve salınımları durdururdu. Ayrıca modelin genişleme ve daralma evrelerindeki simetriye olan bağımlılığını eleştirmekte de fayda vardır. Bu simetri modelin döngüsel doğası için önemlidir. Ancak birkaç faktör tarafından zayıflatılır. Burada öncelikle büzülme sırasında kara deliklerin oluşumuna göz atmak gerekmektedir. Yapısal asimetrileri ortaya çıkarır ve aynı döngüler için gereken simetriyi bozar. Sonraki döngülerde artan radyasyon çöküş evrelerini hızlandırır ve sistemi daha da istikrarsız hale getirir. Igor Novikov ve Yakov Zeldovich'in öne sürdüğü sanılımlı evren modeli sonlu bir başlangıca olan ihtiyaçtan kaçamaz. Bu tekil başlangıçtaki bir yaratılış olayını varsayan standart büyük patlama modeliyle daha yakından örtüşmektedir. Sanılımlı evren modeline göre hayal gücüne dayalı olsa da deneysel kanıtlarla ve temel fiziksel ilkelerle uyuşmamaktadır. Olası olmayan ince ayara, termodinamik yasaların ihlaline ve gözlemlenen kozmik yapılarla tutarsızlığına dayanması onu savunulamaz hale getirir. Evrenin başlangıç koşullarında gözlemlenen kesinlik ve denge şunlardan birinde önermektedir. Benzersiz ince ayarlı bir olay yani büyük patlama modeline
göre benzersiz ince ayarlı bir olay büyük patlama modelinde olduğu gibi veya henüz keşfedilmemiş mekanizmaların veya ilkelerinin etkisini içermektedir. Bilimsel süreç hipotezlerin gözlem ve teoriye karşı sıkı testlerle dayanmasını gerektirir. Değerli bir düşünce deneyi olmasına rağmen salınımlı evren modeli bu standardı karşılamaz. Kozmik ivme ve termodinamiğin ikinci yasası gibi kanıtlarla desteklenen modern kozmoloji sonlu bir başlangıcı ve karanlık enerji ve entropi tarafından dikte edilen nihai bir kaderi olan evreni güçlü bir şekilde destekler. Evren modellerini tartışmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.